Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Miraç Kerem al. Benim videoyu paylaştırma saatim sabah olmadığı için günaydın demiyorum ama belki izleyenler varsa onlara da günaydın olsun arkadaşlar. Ben saat bugün 12'de uyandım. Miraç yere atma, tamam mı anneciğim? Aferin ya, buraya gitti koydu yavrum, annesi gibi tertipli. Arkadaşlar yere koyamıyorum çünkü Miraç Kerem şunun içinde ve habire basıyor. Yani basıyor derken sofranın üstüne çıkmaya çalışıyor. O yüzden buraya koydum ama şimdi yere koydum. Sofra bezini serip size şöyle bir açılış yapayım dedim. Bugün kahvaltıda böyle kendimi ödüllendirmek istedim. Uzun zamandır ödüllendirmiyordum ya. Miraç ne oldu annem? Ah. 3 tane yumurta haşladım. İkisi bana, biri Miraç'a. Peynir koydum, zeytin, işte eriş falan. Miraç ne yaptın baba? Şu labne peyniri bayılıyorum arkadaşlar. Diğer kaliteli labne peynirden daha güzel bence. Böyle suyun falan var. Şimdi ben hemen başlangıca yapayım dedim. Miraç durmuyor diye. Miraç yine durmuyor, şükürler olsun. Durmasın da zaten. Sağlıklı olsun da hiç durmasın. Ben bu arada tuvaleleri açtım. Onlarla birlikte izliyorum. Saat de kaç olmuş? Aa, o saat yanlış. Yanlış mı? Ha doğru. 12.43 saat. Birazdan ben 2'de videomu paylaşacağım. İzlersiniz inşallah Allah'ın izniyle. Böyle ben hemen kahvaltıyı yapayım. Sonra birazdan görüşürüz. Arkadaşım geldi. Kahve içmeye. Ben her zamanki gibi yarısını yere taşırdım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün kendinize gelin. Bugün kirpik takıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır yani bu kirpik ta Merve'nin nişanında. Nişanından kalma. Kendi nişanında almıştı. Ben bir kere takmıştım. Hamile olduğumu falan söyledim. Sonra birkaç bir şey de daha taktım ama kaldı. Şu bandı almıştım. Yapışka bant. Yok. Japon yapışka. Kirpik bandını aldım ama şey oldu. Unuttum nereye koyduğumu. Yeni aldım bunu. Şimdi benim yanımda Ela ile Yezda var. Arkadaşımın kızları. Şimdi başlıyorum. Sizinle de paylaşayım isterim. Şöyle benim yanıma kim gelecek? Şöyle tutun bakalım. Durun bir. Şimdi bu sağ mı sol mu acaba Ela? Onu bilmiyorum şu an. Aha, kadın yine süpürgeyi açtı Rabbim. Bu ne? Nasıl açılacak Ela? İğne versenize şurada bir dakika. Ama genelde taşıyoruz olmuyor. Yok aşkım, bu öyle değil. Üzerinde şu süpürgenin sesi nedir? Beni mi bekledin ya? Allah'tan kadın beni izlemiyor. Ulan bant beyaz mı? Bakayım. Yapıştı elime ya. Şöyle bir de anlatayım. Oha beyazmış. Neyse. Sen şeffaf mı zannettin? Ben şeffaf zannettim. Ama sanırım koruyunca şey oluyor. Şeyle gidiyor. Bence şu bu. Arkadaşlar şunu tut bakayım aşkım. Kurumasını bekleyin. Bir de kesinlikle göz kapağınıza yapıştırmaya çalışın. Yani kirpiklerinizin diplerine değil. Şuraya değil. Biraz daha üstte. Biraz kurusun. Bunlar benim kızımın kankileri. Ela gel sen gözük. Gel Ela. Gel aşkım. Bir şey yok kız. Kıza gelin. Bu Yezda, benim aşkım. Bu da Ela. Ela gel. Elini ver, kirpik dondu. Bu da Ela arkadaşlar. Yezda benim canım. Ela da... Ela düğüne mi gidiyor sen? Kız! Ela utandı arkadaşlar. Rol yapıyor. Kurudu herhalde inşallah.
Şöyle yandan şöyle yapalım da çok saçım öyle çok çıkıyor. Şöyle bismillah. Ya hak. Durun bir size şöyle görün kızlar bir dakika. Mutfak dağınık ama bir şey olmaz. Hı. Görünüyor mu? Hı. Ne yapayım ben ya? Arkadan hareket yapmayın dikkatim dağılıyor. Bela okuma aşkım. Tövbeler olsun ki görüyorsunuz. Bak çekelim sizi aniden. Gitti üstüme sürdü yapıştı. Hayır iyi kolumu sürdü. Ben senin üstüne mi sürdüm? Kolumu önden sürdüm. Çocuklar kendinize gelin. Aha. Bu ne Allah belanı vermeye? Ben kimim ki kirpik yapıştıracağım? Travestilere verdim yemin ederim. Bakayım. Tam yapışmadı. Yok. Güzel oldu. Kapa, ver bakayım onu. Siz ne, niye öyle yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz konuşuyoruz. Ha. Kendinize şey yapmayın, boşuna kavga etmeyin. İkinizi de seviyorum yani. Tutun bakayım. Bir de böyle olmazsa artık kirpiği ikiye bölerim. Lanet olsun ya, olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Bir de yapıştı mı, yapışmaz mı? Yine sen biraz yapışıklarını az sürmedin mi diyorsun teyze? Gözün üstüne mavi kalmış. Arkadaşlar bu bir tanesini yaptım zor bela yapabildiysem. Kendimi kör gibi hissediyorum. Deneyeceğim ya biraz olmazsa. Gözünü kapatınca böyle çok şey gibi görünüyor. Aynen bir bakayım duruma göre. Ya, arkadaşlar nasıl ısındınız arkadaşlar iyice? Evet. Kirpiğim şöyle oldu. Niye öyle oldu? Durun bir. Bir ağırlık var şu anda. Evet. Şurada tabloya gülüyor sabahtan beri. O tablo ne demek istiyor? İşte 8 kişi. O mutlu yuvam. İşte Yaren de şey, anlama şekli. Yezda da şey anlıyor. Burada mutlu yuvam var ya arkadaşlar. Şu. Orada hani sevgi olduğu zaman her şey hallolur. Muhabbet, sevgi. Muhabbet, sağdan sola, önden alttan üste. Yani arkadaşlar ama Yezda işe farklı bakıyor. Sevgi şey diyor. Bir yatağa 8 kişi sığar onu hesap etti. Reklam yataş. Bambi reklamı. Arkadaşlar şöyle işte. Kadın oynayacak mı? Aşağısında piercing koyan çizim. Ha?
Kesinlikle her şey yazmaya kadar. Ha. Bunlar benim. Ha, Hülya'nın. Arkadaşlar şöyle bir bakayım. Hasan'a da sorayım bakayım beğenecek mi, vermezse çıkartır. Onlara gittim yapışkana verdim mal gibi. Kız o yapışkan olmuyor mu? Şu kadar bir şey. Evet. Elanlı slime yapalım. Böyle kızlar. Birazdan görüşürüz. Belki çıkartırım. Çok ağır. Evet, Miraç Kerem'in çorbası. Miraç ne yapıyorsun? Hmm. Sıcak değil annem. Afiyet olsun. Bal olsun, şifa olsun. Miraç bu çorbaya bayılıyor arkadaşlar. İçinde ayak paça yapmıştım babama. Ayak paçanın suyu var. 2 bardak ondan koydum. 3-4 bardak da normal su. Anladım. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz şimdi markete gittik geldik ama Gülgül öldüm ya Rabbim ya Resulallah. Neyse. Efendim sağlık. Bir tane şundan aldık. Şimdi ben normalde 2 tane şöyle bardak aldım. Normalde arkadaşlarımı bahçeye davet edecektim. Bizim arka bahçeye çay içmeye. Onlar da dışarıya çıkmış. Dedim hadi şey yapayım. Biz de çıkalım. Miraç Kerem'i götürelim. Evet. Şimdi şunları alırım. Bahçeye giderim. Parka gideriz. Orada görüşürüz. Çay demlensin. Ondan sonra çıkacağım. Miraç. Sen gece gece parka mı çıkardın bizi baba? Hı? Parka verdik. Miraç durmuyordu ya. Bizi yedi. Nasıl heyecanlı da ayak atıyordu. Baba. Ayız bir geldik arkadaşlar. Şunlara bir bakayım. Bak biri bana yazmıştı. 54 lira. 1 kilo 950 gram. Var mı? Ne o? Bizim suyumuz yok aşkım. Mikser. Yani. Kaç para? Smoothie yapma şeyi. Ama ya ne güzel. Bu kadar 250 lira. Kekikmiş. Buralardan. Bir şey al. Ha, canım. Masanın zeytini. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi markete gittik geldik. A101 ve BİM'e. Bakın size ne söyleyeceğim. Beni tanıyorsanız ben gerçekten girdim bu sefer diyete. Hiç abartısız. Tamam çok şükür çaydan da kekik, top kekikten de kendime göre 4,5-5 kilo verdim. Ödem attım ama ben yine yiyorum arkadaşlar. Şu an 92 falanım herhalde. Gidip tartılacağım. Hani biraz kendimi daha hafif hissediyorum ama yine de gidip şimdi tartılacağım. Videoyu çekeceğim. Neden böyle bir konuşma açtım? Markete gittik. Önce aldıklarımızı size söyleyeyim. Miraç Kerem'e bundan aldım. Evde kahve vardı. Üçü bir arada kendime bundan aldım. Yarım çay bardağı yani 4 gün boyunca içeceğim. Bir tane de Türk kahvesi içeceğim. Hasan bundan aldım. Muz aldım. Miraç Kerem'e mama aldık. Şu Werner'den aldım. Bunu hiç sevmiyorum ama bir indirime gelmiş diye aldım. Belki de güzeldir bilmiyorum. Ben genelde büyüğünü aldığım için bir dakika şu geçsin. Ondan sonra 2 tane süt aldım laktozsuz. Bir tane Miraç Kerem'e şu arabayı aldım. Bir tane mangal aldık arkadaşlar. Bu ayaklı mangal. 100 lira mıydı 110 lira mı neydi? Bir tane şu zeytinden aldım. Bir tane şu peynirden aldım. Çok güzel bak deneyin.
sosis aldım. 2 tane de feyir aldım. Bunlar da indirime gelmişti. Bilmiyorum kaç paraya geldi de unuttum valla. Bir tane de koyu yumurta. Şimdi bunları gördünüz. Tamam mı? Benim diyetimi size şimdi anlatacağım. Bir iki dakika bana müsaade verin. Birazdan anlatıyorum. Geç geç hadi abi. Evet arkadaşlar, şimdi ben diyetime başladım, gitti. Gerçekten bu sefer ciddi oranda kararlıyım. Çünkü kendi beynimde bitiremediğim şeyler var arkadaşlar. O yüzden şimdi bir bardak süt koydum, bir kupa. Yani ben sütü seviyorum, yumurtayı da aşırı seviyorum. 5 tane yumurta koydum. Normalde 3'ünü sabah 2'sini akşam yiyebilirsin. Ama ben 5'ini birden yiyeceğim diyormuşum. Şaka şaka. 5 tanesini koydum. 3'ünü şimdi yiyeceğim. 2'sini de akşam. Ama ben şöyle bir şey size söyleyeyim. Şimdi benim bebeğim olduğu için, onu emzirdiğim için arada kayısıdır, bitki çaylarıdır. Onlarla destekleyeceğim kendimi. Hani ölümüne bir diyete girmedim. Anladınız mı? O yüzden hani bebeğim olduğu için bunu yapıyorum. Hani ona besinsiz bırakmamak için. O yüzden meyve yerim arada. Hani normalde hiçbir şey yenmemesi lazım. Çünkü yumurta gerçekten aşırı tok tutuyor ama hani ben sırf bebeğim için, yani ona vitamin olsun diye arada zaten ek gıda da yiyor. Tamam ama yine de bu da önemli yani. Benden giden vitaminler. Böyle yapacağım. 5 günü de size çekeceğim. Tamam mı? Şimdi 91 kiloyum gördünüz. Tam 91-26. 26 da telefonun gramı. Çünkü benim telefonum da 26-30 gram mı kaç bilmiyorum. 200 gram mı kaçtı. O yüzden tam 91 kilo diyelim. Tamam mı? Kahvaltı da yapmadım. 91 kiloyla başladım. Ya hak diyerek inşallah güzel sonuçlar alırım. Sizinle de paylaşırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen 3 tane yumurta. Normalde yarım muz ve hatta bir muz ama ben bir muzu yemeyi tercih ediyorum. Miracı dediğim gibi emzirdiğim için. Bir de süt bir bardak. İçine tarçın koydum. Eriteceğim mi yumurta? İçine tarçın koydum. Bu da kan şekerini ne düzenliyormuş. İşte bir şeyler yapıyormuş. Başlıyorum ya hak diyerek. Akşam gideceğim tartılacağım. Bakalım. Abartmayayım da. Evet arkadaşlar. Ben yemek yapımına geçtim. Menüde de şöyle geçen gün misket köfte almıştım biliyorsunuz. Şöyle 5-6 tane küçük boy patatesi doğradım. Ben yemeyeceğim bu arada. Yani belki şu kadar yerim. O da dediğim gibi çocuğu emzirdiğim için. Böyle soğanı kavurdum. Salçayı kavurdum. Patatesle biberi böyle attım. Şimdi böyle bir 5 dakika daha kavrulsun. Çünkü patates çok geç pişmesin. Sonra bu köftelerin hepsini atacağım. İçerisine de birazcık su atacağım. Haşlayacağım. Artık aşama aşama size çekelim birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi köftemi de attım ama karıştıramıyorum. Bu lanet tencere karışmıyor çünkü, bakar mısınız? Sakın böyle bir şey almayın ya. Şuna bakın ya. Rengi bile attı tencerenin. İnan ki rengi bile attı. Gideceğim ama gidemiyorum. Fırsat bulamıyorum çocukta. 2 dakikada şöyle olsun. Hemen biraz su dolduracağım içerisine. Tuzunu falan atacağım. Acı biber atmayacağım. İçerisinde biber var zaten. Şöyle. Karabiber. Çok az da kimyon.
Ben pişmanım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bu su yeter. Çok fazla sulu istemiyorum. Şurada karabiber var değil mi? Piştikten sonra da içine biraz kekik atacağım. Çok az. Bir dakika. Tuzuna bir bakalım yalandan nasılmış. Mis. Kapağını bir kapatabilsem. Çok acı olmuş ama. Ay. Çok sıcak. Şimdi bu böyle kaynasın. Hasan'a sorayım, yanında bir şey istiyorum istemiyorum. Ona göre görürsünüz. Ne güzelmiş. Benim tane arkadaşım var, o da böyle istiyor bir yerde. Çık Miraç. Miraç yeni uyandı. Yüzüstü düştü. Ana ne güzel. Miraç burada oynayamaz ki. Miraç mı? Arkadaşlar parka geldik. Çıkıyoruz şimdi. Başka parka gidiyoruz bu sefer. Felişler. Hava çok güzel ya. Miraç'ın terliğini nerede düşürdük acaba ya? Terliği kayıp çocuğun. Canım sen arabayla gel. Nereye? Buraya yakın mı orası? Nereye gidelim? O arka park. Buradan gidelim. Ne oldu Muhammed? Avzem ne yemiyorsun Avzem? Ye, dikkat et. Yemeyeceğim ben, diyetliyim ablacığım. Aziz Allah. Şefaat ya Resulallah. Hadi ezanı Muhammediye dinleyin. Yurt dışındakilere gelsin. Ya ben seni sallayayım. Sen değil mi? Ben seni sallayayım. Thank you.
Arkadaşlar ben şimdi eğitimlerden geldim. Parka gitmiştik ya. Şu Love'ın bunları gelmiş şoka. 12.95 yani 13 lira mı neydi tanesi. Peynirlik. Ben 4 tane aldım. Normalde benim de var biliyorsunuz. O rengarenk. Şöyle ne kadar güzel değil mi? Peynir, zeytin. Başka peynir, başka zeytin. Diğerleri aslında var ya bunların hepsini böyle takım almak isterim ya. Öyle mi yapsam? Yarın da gideyim 4 tane daha alayım. 8 tane olsun bulabilirsem. Şöyle öbürkünler ne olacak ama. Bir bakarız duruma göre. Ay. Böyle arkadaşlar şimdi kapanışa geçiyoruz. Evet kapanışa geçtik arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı birazdan yıkayacağım. Arkadaşlar öncelikle özür dileyeyim sizden. Gerçekten Hasan'ın beli tutulmuş. Hatta biz bugün ibretlik dur ben size göstereyim. Bugün ben yani cehenneme bir gittim geldim arkadaşlar. Şu ilaç var ya. Bu ilaç. Bu ilaçtan aldık. Şanlı kapsi kumlu merhem biber resmi üzerinde ama ölüm. Hey, arkadaşlar ben bunu Hasan'a yaptım. Hasan yanıyor dedi. Ben dedim ki Hasan abartma dedim. Dedi canım yemin ederim sırtım çok yanıyor falan. Ben de benim buralarım ağrıyor ya stresten. Dedim ki aşkım dedim ya bana da sür dedim. Hasan benim sırtıma sürmedi mi? Ben 2,5-3 saate yakın kendime gelemedim. Artık böyle bir resmini çekmişim. Keşke size paylaşabilsem. Birinci derece yanık gibiydi arkadaşlar. Aşırı yanıktı. Böyle kabuk tutmuştu resmen. Öldüm böyle. Yani bunu bu çok iyi ama bunu çok az sürün. 45 TL'ye aldık. Yakı kremiymiş bu arkadaşlar. Aynen yakı kremiymiş herhalde. Öyle dikkatli olun yani bunu sürerken. Size demek istediğim şu. Hasan'ın beli fayanslar çok ağır arkadaşlar. Çok ağır bir fayans kaldırmış 2-3 tane üst üste. O yüzden beli tutuldu. Şimdi ben rahat konuşamam dedi. Böyle hep kasılırım dedi. Zaten konuşurken şöyle bir nefes alıyor. Öyle devam ediyor arkadaşlar. O yüzden hani dedim canım dedim. Gülerek oynayarak çekmektense kasılarak çekmeyelim dedim. O yüzden şey yaptık. Onu erteledim. Yani yarın onu yani bu videoyu siz izleyin. Onu yarın çekeceğim. Cuma günü inşallah Allah nasip ederse bir sıkıntı bir aksilik çıkmazsa cuma günü yüklerim. Gerçekten hakkınızı helal edin. Ama hastalık oldu yani. Bir de biliyorsunuz benim hafızamda yer olmadığı için sürekli aktarım yaparak videoları çekiyorum silerek. Şimdi bu videomu yükleyeceğim. Ondan sonra onu çekeceğim arkadaşlar. Böyleydi. Bugün de böyleydi arkadaşlar. Çok güzel geçti bence. Ben eğlendim. Gittik, gezdik, tozduk. Güzel oldu ya. Biraz bir şey işte alışveriş falan yaptım. Miraç'a biraz bir şeyler aldım, yedirdim. Ben bir şey yemedim. Sadece ufacık, minnacık bir kek yedim. Yarımını yedim, Miraç'a yedirdim. Kendimi şu an fit hissediyorum arkadaşlar. Gördünüz 91 kiloydum. Yani 0 o 260 saymıyorum. Çünkü o telefonun şeyi bence. Bir bakayım. Eğer şimdi arkadaşıma çeşmeye gidersek orada da bir daha bir tartıda bir kendimi çıkarttırayım. Yemeği çok az yedim. Vallahi da billahi da doydum. Şimdi bir tane yumurtam var. Yemekle yumurta yedim. Kendimi doyurdum yani. 2 kaşık yemek yedim zaten. O yumurtamı da geceliğin yatarken ya ben yerim ya da Miraç'a veririm ya da sabaha aksederim. Fark etmez. Böyle arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Yeni gelenlere de teşekkür ederim. Hoş geldiler. Sefa verdiler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.